Bir gün büyük köy davası var bizim kahve. Oraya gittik, baktım bir doktor öğretmenlerle sohbet ediyor. Millette tabii ne anlatıyor diye toplanmış, ben de ne anlatıyor diye o arada sokuldum. Doktor bizi tanımıyor. Bizim köyde şeftali bahçesi aldı da biz tabii tanıyoruz ona. Fakat öğretmenler var devamlı köyde durduğu için öğretmenler tanıyor. Şimdi doktor konuşurken şöyle bir mevzu açtı arada. Avrupalılar, Amerikalılar Ay'a gidiyor dedi. Biz camilerde tombala yatma ile meşguluz dedi. Yani secdeye kapanmaya namazdaki tombala yatma olarak vasıflandırıyor. Bunu benzer şeylerse öğretmenden birkaç tanesi bana baktı şimdi bu cevap verir diye. Ben tabii seslenmedim, biraz açılsın. Şimdi insan bir şeye konuşurken hemen cevap vermeye kalkarsan karşında bilen var filan diye açık vermez yani, tedbirli konuşur. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranacaksın ki adam ne varsa hepsini anlatacak, o anladığı şeyler tutarak karşısına geçeceksin. Kendin böyle de buna diye anlatacaksın yani. Ama ilk defa çıkarsan adam tedbirli konuşur, açık vermez. Bunlar konuşmaların şeyleridir yani, taktikleri. Eğitim güzel açık verdi bu, tamam. Dedim doktor bey, sohbetiniz biterse dedim bir de biz konuşalım dedim. Olur dedim. Ha, konuş dedim yani, varsa konuşacağım ben dedim, dinlerim. Fakat ben dinlerken sözümü kesme dedim. Bak sen konuşurken ben kesmeyeceğim. Bitti de benim sözüm de bitmeden kesmeyeceksin. Tamam dedi, bu biraz daha konuştu falan. Bitti dedi, konuş falan dedi. Doktor bey, biraz evvel sen dedin ki işte Avrupalılar, Amerikalılar Ay'a gidiyor. Biz camilerde tombala atmayla meşgulüz dediniz. Camideki tombala atanın biri ben olduğum için cevap vermem iktiza etti. Gerekçe de budur dedim yani. Hani seni ne ilgilendiriyor diyemez. Çünkü dene çattı içinde. Hayır. Ben de varım tombala atanın içinde. Cevap vermem lazım. Sen dedim namaz kılıyor musun dedim. Kılmıyorum dedi. Oruç tutuyor musun? Tutmuyorum. İbadetin karışmıyorum da dedim. Yani öğrenmek maksatıyla söylüyorum. Ne biliyorsun benim böyle olduğunu dememek için durumu öğreniyorum dedim. Zaten namaz kılıp oruç tutmazsan zekat verip hacca da gitmezsin dedim yani. Tabii dedim falan. Yaşantından bir Hristiyan'dan farkın yok dedim senin. Eğer Ay'a gitmek, namaz kılmak mani ise kendin söylüyorsunuz. Namaz yok, oruç yok, ibadet yok, hac yok. Sen niye Ay'a gidemedin? Eğer ibadet mani ise ben gidemeyim. Sen neden gidemedin? Hangi namazın, hangi orucun, hangi zekat haccın Ay'a gitmeye mani oldu dedim. Öyle deyince, ya dedi ben yanımız mı gidecektim dedi, millet olarak geri kaldık dedi, gidemiyoruz. Millet olarak geri kalmışsak bu suç da sizindir, bizim değil dedi. Neden bizimdir dedi. Bugün memlekete idare eden Kanuniler, Fatihler, Yavuzlar, Sultanahmetler olsaydı, onların idaresinde memleket geri kalsaydı ben bu suçu üstüme alırım. Çünkü onlar namazıyla, orucuyla, zekatıyla, haccıyla, sakalıyla, bıyığıyla bizi benzeyen insanlardır. Bizi benzeyenler, bizi yönetirken memleket geri kalırsa ben suç alırım. Ama bugün köy muhtarından reis-i cumhuruna kadar araştırdığın zaman sizi benzeyenler bizi idare ediyor. Memleket geri kalmışsa bu suç sizin dedim. Oğlum bizim değil ki. Suç sizin. Dedim bak, tabii ben bitirmeden konuşmayacağı için dinliyor. Bağlamayı baştan bizim edecek. Dedim ben... Düğünlerde bir kazan vardır dedim. Bana iki saplı kazan getirir, onda dedim yemek pişir dedim böyle düğünlerde. Aynı onun gibi. Bu memleketi madem kalkındıracaksak, sapın birinden biz tutmuşuz dedim. Namaz mı kılınacak, oruç mu tutacak, hacca mı gidecek, hayır hasenat mı yapacak, manevi işler, cami mi köp, neyse manevi tarafını biz elimize aldık. Maddi tarafında siz elin alın, Ay'a mı çıkacak, televizyon mu yapacak, makine mi icat edecek, onu da yapın, memleketi kalkındıralım dedim. Yani siz istiyorsunuz ki hem bu sapı biz tutalım, hem öbürüne siz süsmüşsünüz dedim ya. Siz ne yapacaksınız? Ahmet'e poker mi? Ha, siz poker mi oynayacaksınız dedim kardeşim. İkisini biz mi tutacağız? Madem ibadeti biz yapıyoruz, öbürünü de siz yapın, memleketi kalkındıralım dedim. Sonra dedim ki bakın, Ediyo Zaman Hazretleri'nin bir sözü vardır. Aklın nuru fünun-u medene, kalbin nuru ulumi diniyedir. Bu ikisi birleştiği zaman hakikat tecelli eder. Bir insan aklın nuruyla okumuş dedim, mühendis olmuş. Eğer kalbin nuru ulumi diniye onda yoksa, bir mühendis bir müteahhitle anlaşır, bir yere dedim bir köprüye bir biner 5000 torba çimento kullanacaksa, 3000 torba kullanırlar, biner torba müteahhitle kırışırlar, zerre kadar dedim vicdanı sızlamaz. Eğer bu insan bir hakim olursa, zalim kimselerden aldığı rüşvete mukabil, mazlum insanı senelerce hapiste yatırabilir. Bir doktor düşünün dedim. Aklın nuru fünun-u medine ilmiyle okumuş, doktor olmuş. Eğer onda kalbin nuru ulumi diniye de varsa, öldükten sonra yaptığı bütün hareketlerden Allah'a hesap vereceğine inanıyorsa, ona göre hareket eder. Mesela bir hasta geldi dedim, bakar, tıbbına göre hasta ölecek belli.
Bu sefer hastanın etrafını yakınlarınızı, yavrum bu neyin oluyor? Amcam, dayım, teyzem, halam neyse yavrum bu hasta, kurtulma imkanı yok. Götür çocuğum bunu masraf etme, göşeğinde rahat ölsün de. Fakat dedim birer birer sayıyorum şimdi, bir doktor namaz kılmıyorsa, bir doktor oruç tutmuyorsa, bir doktor öldükten sonra Allah'a hesap vereceğine inanmıyorsa, senin bu hastayı kurtarım der, o fakirin dedim bir iğneye varsa sattırı, üç dönüm tanesi varsa sattırı, onu hem bedenen hem malen yetim bırakır, zerre kadar vicdanı sızlamaz, çünkü sızlayacak bir vicdan imansız bir doktorda bulunmaz. Öyleyince kıpkırmızı oldu bu. Dedim bitiriyorum, bir sözüm daha var, bizim bir saf tarafımız vardır, onu da anlatayım dedim, mevzuyu bitireceğim. Saf taraf deyince biraz dikkatli dinledi bu. Dedim, biz duyuyoruz Amerika, İngiliz, Fransa bile aya gitmiş, şunu yapmış, bunu yapmış, üzülüyoruz. Bir Türk münevveri gitmiş deseler koltuğumuz kabaracak dedim ya. Ben Türk'üm, bir Türk gitti mi koltuğumuz kabaracak. Fakat devlet dedim yılbaşı televizyon ve radyolarında ilan ediyor ki dedim, sayın münevverlerimiz, sahip var ve pavyonlarda fazla alkol alıp evinizi bulamayacak olursanız şu polis numarasını telefonla polisimiz size yardımcı olsun diyor. Evini bulamayacak bir münevverin ayı çıkmasını beklemek de bu da bizim saflığımız ya, bunu da hoş görün. Evini bulamıyor adam. Sonra görüşürüz dedi, çıktı gitti, hala görüşeceğiz yani. Böyle. Birader'in kızı Emine vardı. Bir kızla mücadele, kız tahsili üniversitede okuyor. Bununla şey yapalım, amca dedi, kız dedi ben dedi mağlup edemedim. Söylesem dedi beni şey yapıyor, bunu dedi seninle bir gün konuşturam olur. Kızı söylüyor, diyor kız kardeşim diyor, benim bir amcam var diyor. Seni diyor bu dini suallerle tartışmaya diyor, onunla konuşur musun? O konuşurum diyor, yalnız diyor. Benim sözlerim diyor ağırdır, amcan gaddeden giderse karışmam diyor. Yok amcam ne gaddeden gider ne de seni gaddeden götürür diyor. Neyse getir görüşelim, getirdi şimdi üçümüzüz. Şimdi tabii ben sen anlat bir falan diyor. Şimdi tabii açık saçık kız, namaz ne ibadet yok. Şimdi ben imandan bahsedeyim, inançtan. Neye sen başını örtmüyor, neye namaz kılmıyor olmaz. Şimdi bak dedim kız, bizi yaratan bir halik, bu halike dedim kulluk yapmakla görevli. Mesela şimdi dedim şu kafayı ele alacağız dedim. Başka bir şeyi bırakacağım ama şu kafayı. Cenab-ı Hak beynimizi dedim bak buraya koyayım saklamış. En kıymetli ondan sonra nedir vücudumuzda dedim gözümüz. Bak burun göze nispeten daha adidir. Göz daha kıymetli. Şimdi burada bu göz olsa böyle göz çıksa gitti tehlike. Gözü çukurun içine koymuş. Bazen taş gelir böyle etraf kararır. Gözümüz muhafaza edilir. Bak oraya koymuş. Üstüne dedim kaş koymuş, kiprikler koymuş. Yukarıdan ter geldiği zaman kaşlar kiprikler tutacaktır. Ondan sonra biz konuşalım aklımız ne dolusu olsun. Arabanın silgeci gibi göz kapakları koymuş dedim oraya bakmış da. Devamlı göz kapakları gözümüz silip duruyor. Bunun ustası kim dedi. Kim bunu yapan? Ne annemiz ne babamız bunu yapan onlar değil. Annemizin karnı da zaten görmüyor. O ki yapsın. Gözünün önünde olsa karnında nasıl yapacak? Ondan sonra bak böyle göz. Ondan sonra burun vermiş dedim buraya. Bak iki tane delik ver. Ve bunlara dedim iki tane deliği verdikten sonra ileride birleştirip tekrar ikiye ayırıyor. Neden? Burnun biri arıza olup tıkanırsa birisi ikisini de hava versin diye. Tekrar ikiye ayır yolda ciğerler. Ondan sonra dedim bak kıl koymuş buraya. Kıl olmasa gelen doğrudan doğru tozu dedim beline çeker derhal hasta oluruz. Ondan sonra o kıllara dedim yaş olmuş. Eğer kuru olsaydı yine çeker. Yaş oluyor o yaşta dedim takılıyor tozlar sümkürüyoruz gidiyor dedim. Ondan sonra dünyanın ne kadar çeşit çiçekleri varsa hepsini ayırabilme kabiliyeti varmış. Kokuyorsun böyle. Kok böyle gavun mu kokuyor, kiraz mı kokuyor, kestane mi şey mi hepsinin kokusunu ayırabilecek bir mizan koymuş. Kim bunun ustası? Bak ağzımızı dedim böyle. Ağzımıza bak düşün, ağıza dedim şu kadarcık dil koymuş, dünyada ne kadar nimetler varsa gözünü yum at ağzına ne yiyorsun karpuz, ne yiyorsun kavun görmedin ama dilin üzerindeki o şeyler onu ayırma kabiliyete, bunun ustası kim dedim kızım bak o dilin üzerinde dedim bak şu dudakları koymasa dişler kağıştan görürse birbirimizden korkarız, bak dudaklarımızda dedi kim bunun ustası, vallahi. Bunun ustası kim? Anladım. Bu dilimize dedim küçük bir şey var bak mütemadiyen bak ben dedim konuşuyorum devam konuşuyoruz. Efendim dil konuşuyor ya dil konuşsa öküz bizden daha güzel konuşur öküzde bu kadar dil var. Ama meh diyor ma diyor arkası arkası yok bu kadar dille. Ama bize bak küçücük kim bunun ustası öyle. Şimdi tabii düşünceye daldırdım ben buna düşündüm bu kim yaptı buna. Doğru. Bu sefer tabii başladı sağdan soldan nerelerden yaralanmışsa. Dedi Allah demiyor mu tabi? Buyur. Allah demiyor mu? Allah demek şimdi, kolay mı ya? Şimdi o şimdi inanacak da, şimdi imanı kesinlidir diyor ya, Allah da
İman iki türlüdür diyor Üstad. Bu kainatın sahibi Allah'tır diyor. Ondan sonra bakıyorsun, onu birini veriyor, tekini birini veriyor. Yağmur diyor, bilmem Balkanlardan geliyor. Sanki Balkan'da deposu var. Yani Allah yok ortada ya. Allah'ın esbaba sebepleri. Sebepleri taksim ediyor. Allah'a şerik şirket bu. Dağıtıyor. Ama bir de diyor ki iman hakiki her yerde Allah'ın izini görecek. Şimdi suyu bakacak. Bu suyu kim gönderdi? Efendim işte ben çeşmeden aldım. Peki çeşmeyi nereden geldi? Depoya. Depoyu nereden geldi? Dağın altından geliyor. Dağın altına nereden geldi? Şimdi dağın altında bu su devamlı dursa aka 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 dağ boşalır göçer. Nereden geliyor? Ha, bunu gönderen Rabbim. Beni yaratan bunu devamlı olarak yaratıp yaratıp gönderiyor. Orada onun deposu yok. Dağın altında suyun deposu yok. Yaratıp yaratıp gönderiyor. Perde. Perde onunla dağlar perde. Devamlı gönderiyor öyle mütemadiye. Çiçek mesela toprak. Aynı su, aynı hava, aynı sıya. Bakıyorsun güneş sıcak bastıkça şimdi biz sıcağa gitsek hepimiz çıkarsak soyunsak hepimiz kıpkırmızı oluruz. Hiç yeşillenenimiz olur mu? Olmaz, hepimiz kırmızı oluruz. Ama bakın güneş sıcak bastıkça domat kırmızılaşıyor, sıcak bastıkça patlıcan kararıyor, sıcak bastıkça kavun sararıyor, biber güveri. Yani bunları ayıran kim? Neden hepsi sararmıyor, hepsi kararmıyor yahut hepsi kızarmıyor? Bakın bunları kim ayırıyor? Şimdi bunu bu şekilde iman edince bu imanı tahkiki oluyor. Bu imanı tahkiki dünyanın bütün kafirleri gelse söküp atamıyor. Öbürü iş sebebe takılıveriyor. Mesela bu çocuk konuşurken kız dedi ki işte dedi mesela dedi böyle bizim dedi ibadete Allah'ın hani ne ihtiyacı var? Ben garibim fakirim dedi. Allah gani zengin. Benim gibi fakirin ibadetine. Kızım o bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Bizim ona kulluk yapmaya ihtiyacımız var. Mesela sen dedim doktora hasta oldun gittin. Doktor sen reçete yazdı, ilaçlar verdi. Sen ev geldin evine. Doktor dedim evinden telefon açıyor sana. Kızım şu ilacını aldın mı, bu iğneyi vurdurdun mu dediğin zaman doktor bey senin ne ihtiyacın var da bana telefon ediyorsun desen doktor ne der? Yavrum benim değil, senin ihtiyacın var bu ilaçlara demem. İşte aynı onun gibi Rabbimizin bizim ibadetimize hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama bizim ona kulluk yapmaya ihtiyacımız var. Neden? Ağaç yapabilirdi yapmamış, hayvan yapabilirdi yapmamış. İnsan yapmış, bağımsız Müslüman anne babadan, Müslüman memleketinde dünyaya getirmiş. Rusya'da dünyaya gelebilirdin, Washington'da dünyaya gelebilir, Hristiyan ana, Katolik bilmem babadan dünyaya gelebilirdin. Bunları sen Allah'a dilekçe mi verdin de beni böyle böyle yaptı? Yok, o seni bunları ihsan etmiş evladım. O ihsanına karşı bunu dedim kulluk yapmamız lazım. İbadet etmemiz lazım falan böyle. Tabii bir iki takıldığı yerler var. Mesela dedi bazıları işte Cenab-ı Hak dedi kimine az kimine çok veriyor. Neden böyle yapıyor hani adaletsizlik gibi falan. Bir iki ondan anlattı. Dedim kızım adaletsizlik değil. Adaletsizlik şöyle olur. Biz şimdi şurada 10 kişiyiz. Bir yere çalışma gittik. Hepimiz aynı işte çalışıyoruz. Akşama da çalıştık geldik. Şimdi patron birimize 2 milyon verdi, birimize 1 milyon verdi, birine 5 milyon verdi, birinde de 500 bin lira verirse az alanların itiraz etme hakkı vardır. Neden? Biz beraber çalıştık. Neden onu 5 milyon veriyorsun da ben 500 bin lira veriyorum diyebilir. Ama şimdi biz burada oturuyoruz, hiç çalışmadık. Kapıdan bir zengin adam girdi, çıkardı keseye. Baştakine 5 milyon verdi, ikincisine 2 milyon verdi, belkine 10 milyon, ötekine 50 milyon, ötekine 1 milyon verdi, çıktı. Şimdi az alan, benim hakkımı yedin, niye bana az verdin deme hakkı var mı? O 1 milyonu da alır, 50 milyon verdiğini 51 verir, evet. Onu hiç vermez. Evet, evet. Hakkın yok dedim senin. Allah Allah. İşte onun için Cenab-ı Hak bizi ne vermişse onu şükredeceğiz. Hakkımız yok, şikayet etmeyelim ona karşı. Hakkımız yok. Filan biraz anladınca esas mevzuya geldi. Tabii ben sustum, konuş deyince. Amca dedi, İslamiyet dedi, kadın hürriyetini dedi, tanımıyor dedi kadınlara hürriyete. Niye dedim kızım? Mesela dedi bir erkek 4 tane kadın alıyor İslam'da. Ben de 4 tane erkeğe alayım. Yok günah. Niye erkeğe günah değil de bana günah dedi? Bak nereden takılmış kız? Esas oradan çıkardım. Esas yarası buradaymış. Tabii ufak ufak burayı çıkardı meseleye. Dedim bak kızım İslam'da 4 tane kadın alma mecburiyeti yok. Yani bir erkek 4 tane kadın alacak diye Cenab-ı Hakk'ın emri yok, kat'i emri yok. Sizin için ruhsat bir tanesi hayırlıdır diyor. Ruhsat var, ruhsat şöyle. Şimdi evlendim dedim ben. Ailem öyle bir hasta oldu, beni hanımlık yapamıyor. Fakat benim de kadına ihtiyacım var. Ne yapacağım dedim. Ondan doktordan bir rapor alacağım. Bugün bu hastadır. Götüreceğim mahkemeye, boşayacağım dedim bugün. Ya onu öyle yapacağım veyahut kadın evdeyken ben zinaya gideceğim. Kadına ihtiyacım var.
İşte İslam diyor ki bu kadını atma, evinde dursun. Sen de zinaya gitme, bir kadın daha al. Ruhsat. Hem o kadının hakkını koruyor, hem erkeğin hakkını koruyor ruhsatla. Bu bir. İkincisi, diyelim ki ben bir erkeğim, 4 tane kadın aldım. O kadınlardan çocuklarım oldu dedim. Şimdi çocuk dedim, kime anne diyecek? Hanginden çocuk doğmuşsa anne onu diyecek çocuk. Annesi belli. O bir erkek de babası, çocuğun annesi de babası da belli olduğu için dinimizde ruhsat müsaade etmiştir. Çocuğun anası doğuran kadın, babası da o bir erkek olduğu için dinimiz müsaade etmiştir. Ama bir kadın 4 erkekle temas etmiş, bir çocuk doğurmuş. Çocuğu doğuran kadının anası, babası kim yavrum, bu çocuk kime baba diyecek, kimin malını miras girecek deyince kafama yattı dedi. Kafama yattı dedi. Ertesi gün ben hiçbir şey demeden örtünmüş, örtüm örtüm yok. Şalvar giymiş, şey giymiş, dükkana öyle geldiniz. Ona geri soruyor, ben namaz nasıl kılayım, ne okunacak, nerede, rekatı nedir, sünneti ne, farzı ne? Hemen araştırma başladı. Yani ihtiyaç duydum. Evvela ihtiyaç duyacak, mühim olan bu. İhtiyaç duydum, hani çocuğu sıkıştırmış, babası namaz kıl demiş, kılar ama okumam demiş. Kılar okumaz ya. Kılar okumaz. Yani severek yapacak. Severek yaptı mı mesela bir